Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş harika bir örgü modeli hazırlayacağız. Modelimiz şöyle sevgili hanımlar, Mini Love'nin şöyle gördüğünüz üzere Mini Love'nin altın ilmek ipi. Orta incelikte bir ip sevgili hanımlar. Şöyle orta incelikte bir iple bu güzel modeli sizlere anlatacağım. Modelimi buçuk nolu şişlerimle anlatıyorum arkadaşlar. Ben ilmeklerimi atarken sevgili hanımlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz sevinirim sevgili hanımlar. Umarım e, sizler de memnun kalırsınız. 8 ve 8'in katları artı 4 ilmekli modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu 8 ilmek benim bir modelim sevgili hanımlar. 2 4 6 8. Şimdi 1 8 dağıtalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın 8 ilmek dağıttık. Şimdi 2 modellik ilmeğimizi attık. 2 ilmek modelimi tamamlamak için 2 ilmekte 1 2 kenar ilmeği. Evet şimdi sevgili hanımlar hemen şu şekilde hemen kenardan bağlıyorum ki modelim ilmeğim gevşeme yapmasın. Evet şimdi modelimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizin ön yüzünde desenimizi kuracağız. Şimdi sevgili hanımlar kenar ilmeğimi yeni başladığım için hemen örüyorum Evet kenar ilmeğimi ördüm burada iki tane düz yapıyorum bir iki altı tane ters bir iki üç dört beş altı Bakın kenar ilmeği yaptım. 2 düz yaptım. 6 ilmek de ters. 2 4 6. Şimdi yine ara ilmeğim olan 2 tane düz ilmeğimi yapıyorum. 1 2. Tekrar 6 ilmek. 1 2 3 4 5 6. 2 tane düz yapıyorum. Sizler modeli biraz daha büyütmek isterseniz sevgili hanımlar iki düzden sonra yine 6 ilmek atıp tekrar arasına 2 düz 6 ilmek ters yapıp sonra arasına 2 düz yapabilirsiniz. Hani biraz daha büyük istediğiniz zaman ben 2 ilmek üzerinden bu şekilde kuruyorum. Evet şimdi modelin ön yüzündeyiz ve modelimizin birinci sırasındayız zemin arka yüzde ördüğümüz zemin hazırlığıydı arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters yapıyorum bakın. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters. Burada bir tane düz örüyorum bakın. Bir düz örüyorum. Bir ilmek alıyorum. Hemen burada diğer ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Tekrar şişime geri takarak iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şu şekilde alttan dolayarak şu şekilde dolamayın arkadaşlar. Alttan dolayarak iki kere şişinizi doluyorsunuz. Tekrar burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bakın şimdi altı ilmekten yine altı ilmeğimiz oldu. 2, 4, 6 2 tane ters İkinci modelimizi kuruyoruz. Bir düz düz ikinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada sevgili hanımlar bu üçüncü ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Tekrar geriye takıyorum. İkinci ilmeğimi de tekrar geriye takıyorum. İçeriden dışarı doğru iki ilmeğimi birlikte ördüm. İki kere alttan doladım. Sonra iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir düzümü de ördüm kenar ilmeğim olan ara ilmeğim olan iki tersi yaptım kenar ilmeğimi de ördüm Evet modelimizin birinci sırasını bu şekilde hazırlamış olduk arkadaşlar şimdi modelimizin ikinci sırası ve arka sırasındayız burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz kenar ilmeğim iki düz burada şimdi bir iki üç bakın üçüncü ilmeği arttırdığım ilmek bıraktım dördüncüsünü hemen buradan bakın şu şekilde iki kere doladığımız ilmek bakın iki ters yaptık iki de ortada oldu dört beş altı yine ara ilmeğim olan iki düzü örüyorum bir iki tekrar bir iki bu ortadaki iki kere doladığımız ilmeği arkadaşlar bakın önce bir kez bu şekilde örüyorum sonra ipim benden tarafta bir de bu şekilde örüyorum Bakın ortadaki ilmeğimizden iki tane ilmek çıkardık. İki ters. iki tane düz. Ve kenar ilmeği. Modelimin ikinci sırasında sevgili hanımlar bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ön yüzdeyiz tekrar. Modelimizin üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters yapıyorum kenar ilmeğim ve ara ilmeğim olan iki tersi ördüm. Şimdi bizim burada bir tane düz ilmeğimiz vardı. Düz ilmeğimi şişime aldım. Hemen önündeki düz ilmeğinde bakın yönünü çevirdim. Düz ilmeklerimi tekrar yerine taktım. İçeriden dışarı doğru. Şu şekilde iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. Bir kez doluyorum, alttan doluyorum. Bakın bir kez doluyorum. Bu ortadaki iki ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 bir kez doluyorum yine buradaki iki ilmeğimin yönleri doğru bakın ikisini bir örüyorum Eğer sizlerin yönü şöyle çarpık duruyorsa ilmeklerinizin yönünü düzeltin Ondan sonra ikisini bir alın arkadaşlar Evet modelimizin üçüncü sırasında bu şekilde yapıyoruz iki ters Evet bakın şimdi yine burada da düz ilmeğimi aldım ikinci modelimi uyguluyorum Diğer ilmeğimin yönünü çevirdim. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Bir kez doluyorum. Alttan doluyorum. Bakın. Ortadaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Buradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Ara ilmeğim olan iki tersi yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet sevgili hanımlar. Modelimizin üçüncü sırasında da bu işlemi yaptık. Şimdi modelimizin dördüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. İki düz örüyorum. Bir iki üç dört beş altı. Altı tane ters ördüm. Modelimizin son sırası arkadaşlar burası. Bir 2 düz 1 2 3 4 5 6 2 düz 1 2 ve kenar ilmeğimi ters örüyorum Evet sevgili hanımlar bir modelimizi bu şekilde yapmış olduk modelimizin ilerleyen kısımlarında e, iç içe geçmiş kalpler olacak sevgili hanımlar harika güzel bir model umarım beğeneceğinizi düşünüyorum şimdi bir model yaptık ben sizlere ikinci bir model daha kurmak istiyorum arkadaşlar daha anlaşılır olsun diye şimdi bir modelimiz bu şekilde henüz modelimiz kendisini göstermedi belli değil Evet şimdi ikinci modelimin birinci sırasındayım kenar ilmeğimi aldım iki tane ters örüyorum kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ördüm Burada yine ilk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum. 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6. Ara ilmeğim olan iki ters. Bakın. Yine 6 tane düz. 1 2 3 4 5 6. Evet bakın kenar ilmeğim, ara ilmeğim, iki ters ve kenar ilmeğim. Evet, ikinci modelimizin bakın birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi arka yüzdeyiz ve modelin ikinci sırasındayız. İkinci modelin ikinci sırası. Burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz. 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmeğimi ördüm 2 tane düz yine 6 tane ters 1 2 3 4 5 6 2 tane düz 1 2 ve kenar ilmeği Evet şimdi modelimizin ikinci sırasında tamamladık modelimizin ön yüzündeyiz sevgili hanımlar. Üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters örüyorum. Burada bir tane düz ördüm bakın. Bir tane modelimizin üçüncü sırası bir tane düz ördüm. İkinci düz ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü düz ilmeğimin yönünü çevirdim. İkinci ilmeğimi de tekrar yerine taktım. İki ilmeğimi içeriden dışarı birlikte ördüm. 1 bir, 2 Bakın alttan doluyoruz. 1 2 ilmek sardım, doladım. Burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Hemen yanındaki düz ilmeğimi de bir tane düz örüyorum. Yine ara ilmeğim olan iki tersi ördüm. Evet bakın bu şekilde bakın kalbimiz belli olmaya başladı. Evet şimdi burada yine bir tane düz örüyorum. ikinci modelimi uyguluyorum. İkinci ilmeği düz olarak alıyorum. Üçüncü ilmeğin yönünü çevirdim. Tekrar ikinci ilmeğimi taktım. İçeriden dışarı iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir, iki kere doladım. Buradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yanında tek kalan düz ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Bir, iki, Ters olan iki ara ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Modelimizin üçüncü sırasını da yaptık arkadaşlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Ve modelin dördüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir iki düz ördüm. Kenar ilmeği örmeden aldım. İki düz ördüm. Altı tane ters. Bir, iki, 3 bakın bir arttırdığım ilmeği ördüm 3 İpi kendimde ipim kendimden tarafta bir de buradan örüyorum bakın 4 5 6 1 2 düz 1 <laughs> 2 bakın arttırdığım ilmeği örüyorum 3 bir de ön tarafından hemen şuradan alıyorum 4 siz bu ilmeği bu şekil almaz da Sevgili hanımlar böyle yaparsanız model bunu öremezsiniz sevgili hanımlar arka yüzde. Onun için alttan alalım bu şekilde. 1 2 6 tane ters ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. 2 4 6 2 düz ve kenar ilmeği. 4. sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Şimdi 5. sırasındayız. kenar ilmeğimi aldım. 1 2 2 ters ördüm. Burada bakın bir düz ilmeğim var. Hemen şişimi aldım. Buradaki ikinci ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Tekrar diğer düz ilmeğimi de geri taktım. İçeriden dışarı iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. Bu aradaki iki düz ilmeği örüyoruz. 1 2 bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ara ilmeğim olan 2 tane 1 2 ters ilmeğimi ördüm. Tekrar burada sevgili hanımlar bakın. Düz ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Hemen 2 ilmeği birlikte bu şekilde ördüm. Tekrar 1 doladım. 1 2 1 doladım şöyle 2 ilmeğimi birlikte ördüm tekrar 1 2 ve kenar ilmeği 2 tersten sonra kenar ilmeğimi yaptım modelimin bakın şöyle arkadaşlar kalbimiz çıktı gördüğünüz üzere gerçekten harika bir model bakın şöyle kalbimiz çıktı şimdi modelin son sırasındayız arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım burada iki tane düz yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmeğimi ördüm 1 araya girdi 2 2 düz ilmeğimizi ördük tekrar 6 ters 1 2 3 4 5 6. 6 ters ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 düz. 1 2 ve kenar ilmeği. Evet güzel hanımlar. Sizlerle şöyle iki modelimizi hazırladık. İki kere modeli ben sizlere anlattım. Bakın şöyle kalp oldu arkadaşlar. Kalbimiz ortaya çıktı. Gerçekten modelim harika, güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Evet çok güzel bir model sevgili hanımlar. Arkasında şöyle göstereyim. Evet ben kamera öncesinde modelimin ilerlemiş halini yapmıştım. Hemen sizlere onu göstereyim arkadaşlar. Evet modeliniz ilerledikçe bakın böyle bir güzellik ortaya çıkacak sevgili hanımlar. Hem güzel hem şık hem de şöyle zincirleme iç içe geçmiş kalpler var sevgili hanımlar desenimizde harika bir örgü deseni bakın iki şiş örgü modeli hem de çok kolay bir örgü modeli sevgili hanımlar umarım beğenmişsinizdir evet bakın bu şekilde açılabilen esnek yakadan başlamalı yeleklerde de kullanabilirsiniz sevgili hanımlar yelek modellerinde, örgü modellerinde yani arasında bu güzel modeli beğeneceğinizi düşünüyorum sevgili hanımlar. Şahane iki şiş örgü modeli. Evet bakın bu şekilde. Evet modelimizin arkasından da bu şekilde bakın ajurlu güzel bir örgü modeli. Evet bir videonun daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Modelim oldukça güzel, gösterişli bir model sevgili hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ederim. Allah e, kalbinizden geçen ne varsa Rabbim inşallah sizlere nasip eylesin. Bu güzel modelimizi sizlere bırakıyorum. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun demeden önce diyorum ki, henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok sevinirim. Bir emoji olsun ee, sevgili hanımlar atarsanız yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir beğeni atmayı da unutmayın sizlerden ricam. Evet arkadaşlar hoşçakalın.